Merhaba arkadaşlar, ben Ergun Karakuş. Bu video dersimizde bitirmiş olduğumuz proje çalışmamızı FTP sunucusuna gönderme ve veri tabanımızı eğer lokalde yaptıysak uzak sunucuya veri tabanını ataşlama işlemlerinden bahsedeceğim. Bu video serimizin son videosu olacak çünkü daha önceki videolarda projemizi bitirdik. Şimdi yayınlama işlemini bu videodaki işlemlerle gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle sevgili arkadaşlar, FileZilla diye bir program kullanacağım ben. Ücretsiz ve daha ufak bir boyutta olmasından dolayı bunu tercih ediyorum. FileZilla'yı indirdim ben. FileZilla'yı hemen kuralım. Bu arada FileZilla'nın iki tane versiyonu var. Bir tane server, bir tanesi de client. Ayarlamaları yaptım ve kurulumu yapıyorum. Şuraya dönelim. Evet, client indireceksiniz. Server indirmeyeceksiniz. Sunucu üzerinden FTP sunucu kurmak isterseniz eğer, yani hosting firmalarının kullandığı bir yazılımdır. FTP server yazılım. Biz FTP client, FTP'ye bağlanacağız. FileZilla client indireceğiz. Buradan ilerlediniz ve benim işletim sistemim 64 bit olduğu için 64 bit indirdim ve kurdum. Bunu başlatalım şimdi. Tabii ki bunu kurmak için sunucudaki hosting firmasının size vermiş olduğu FTP bilgilerini bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunun için de giriş yaptım ben buraya. Account'tan nereden gösterecek bunu bize? Şöyle bir bakalım. Evet, burada. Burada gördüğünüz gibi yalnız bunun FTP'sini bulmamız lazım. Adres bu. FTP. Yok, burası değil. Application orası da değil. SQL Manage. Şöyle yapalım. Benim kullanıcı adı ve şifrem herhalde aynıdır bu. FTP. Bakın şurada yazıyor. FTP bilgileri diyor. Kullanıcı adı şifre. Kullanıcı adı şifrenle aynıdır diyor. Şöyle yapalım. Şunu şuradan kopyalıyorum. Ve şuraya gelip yeni bir site ekliyorum. FTP proje diye bir isim vereceğim. FTP şöyle yapsak daha iyi olur herhalde. Ve anonim kullanım değil, normal bir kullanım yapacağım. Ve Karakuz sanırım şifremiz de buydu. Şunu silin diyor FTP'den. Evet. Bağlantımız gerçekleşti. Şuraya gireceğiz. Ve bir default ASP dosyası var. Şimdi burayı hemen şöyle bir test edelim. Karakuz.some.com muydu adresimiz? Evet. Bakın şöyle bir çalışma var. Bu çalışma default ASP'den geliyor. Eğer default ASP'x'i ismini değiştirirsem 403'e dönmesi lazım. Evet. Gördüğünüz gibi 403. Böyle bir çalışma yok diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz bunu burada bırakalım, böyle kalsın ya da silebilirsiniz. Şimdi çalışmayı yaptığım yer şurası. Buradaki bütün dosyaları buradan buraya sürükleyip bırakacağım. Yapmam gereken tek şey bu. Başka bir
işlem yok FTP transferinde. Şimdi bunların hepsi buraya transfer ediliyor. Şimdi veri tabanını transfer etmek gibi bir şey söz konusu değil. Ben zaten veri tabanını şuradaki, şuraya gelelim. Proje 2015. Burada web config içinde yazmış olduğum connection string ifadesi zaten SOME'den ise bir şey transfer etmeme gerek yok. Bakın şurası web config'in içinde birebir aynı olmak zorunda. Kullanıcı adı ve şifre zaten belli. Bu kullanıcı adını şurayı aldım. SQL Management Studio ile bağlandım buraya. Daha sonra kullanıcı adımı buradan aldım. Şifremi buradan aldım. Veri tabanına bağlanıp SQL Management Studio ile, bakın buradan hatırlarsanız video derslerde de bahsetmiştim bunlardan. Bunu kopyaladım buraya. Ve aynı şekilde bunu kopyaladım buraya. Buradan çalıştım. Video derslerde lokalden çalıştım. Çünkü bağlantımız, okuldaki bağlantımız müsaade etmedi proje geliştirmeye. Şu anda farklı bir bağlantıyla bağlanıyoruz. Dolayısıyla SOME'ye bağlanmamız mümkün. Veri tabanlarına bağlandım. Şurada proje diye bir klasörümüz olacaktı. Proje 2015. Evet, şu bizimki. Ve tables içinden gördüğünüz gibi bütün tablolar burada mevcut. Üyelere bakalım en son kim varmış, kim eklemişiz, ne yaptık en son. Evet. Şimdi Minon Ergun Karakuş yönetici. Bir de şöyle bir şey alayım. Arkadaşlar son İlk yaptığımız videolarda şube ve ilk yaptığımız videoda diyelim şube ve sınıf yoktu. Dolayısıyla şuradaki ilişkiyi anlayamamış bazı arkadaşlarımız. Hemen açalım ve buradaki ilişkiyi de anlamış olun siz. FTP transferi devam ediyor. Dosya transferiniz bitti. SQL'e tekrar dön. Bakın diyagram açtım bir tane. Bütün tabloları buraya sürükledim ve aralarındaki ilişkiye bakalım. Bakın burada şubeler şuradaki şubeyle ilişkili. Tiny int. Sınıflar tablosu da seviyesi var ve ID'si var. Yine bu da buradaki sınıf ile ilişkili. İkisi de tiny int. ID'ler üzerinden ilgili alanlara bağlantılı. Burayı kapatalım. Kaydettik, kapatıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Webconf'in içine açalım arkadaşlar. Webconf'in içinde bakın connection string ifadesi şu an lokalden çalışıyor. Bunu göndermeden önce yapmamız gerekiyordu. Bunu göndermeden önce şunu yapmamız gerekiyordu. Bakın connection string ifadesi şu olacak. Şu. Bunu buradan kopyalıyorum. Görüyor musunuz? Connection string ifadesi. Bunu kopyaladım. Geldim webconf'in içine. Yapıştırdım bunu. Ve bunu kaydettim. Buraya geldim tekrar. Webconfig dosyasını bir daha buraya upload ediyorum, gönderiyorum. Üstüne yazsın mı? Overwrite edelim. Her zaman bu sekmeyi kullan. Bu seçeneği kullan diye işaretledim ve bunu göndermiş oldum. Şimdi burayla ilgili başka bir açıklama daha var. O da şu. Diyelim ki siz SQL çalışmalarınızı yaparken şuradan SOME'ye bağlanmadınız.
Soma'ya bağlanmanız gerekiyor ama Soma'dan yapmadınız, lokalde yaptınız. Dolayısıyla Soma'da herhangi bir veri tabanı çalışmanız yok ama connection string Soma'ya gidiyor. Çalışmalarınız lokalde kaldı. Ancak connection string ile Soma'ya gitmeye çalışıyorsunuz. Bu durumda veri tabanı işlemlerinde sorun çıkacaktır. Yani dolayısıyla sitenin altyapısı veri tabanı olduğu için hiçbir şey yapamayacaksınız açıkçası. Sadece birkaç tane veri tabanı ekranı gelecek ama eklemeye çalıştığınızda, değiştirmeye çalıştığınızda hemen hata alacaksınız. Şimdi sorun şu. Sorun yapmış olduğunuz veri tabanı çalışması lokalde kaldı. Bunu Soma'ya nasıl göndereceksiniz? Bunu Soma'ya göndermek için en basit yöntem şu. Attach Database tıklayacaksınız. Ataşlama yapacağız yani. Bizim yerel klasörümüzde olan çalışmayı buraya nasıl ataşlayacaksınız? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bakın MDF ve LDF log dosyası olan iki tane dosyamız var. Onları bulalım hemen. Program Files içinde SQL olacak. Microsoft SQL. Nerede bu Microsoft? SQL Server içinde. 11 versiyonu Server. Data içinde bakın. Proje 2015 MDF dosyası. Şu da LDF log dosyası. İkisini buraya ataşlamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum bu işlemi. Eğer siz direkt Management Studio'yu açıp bağlantı adresine eğer Soma falan yazdıysanız böyle yaparak yaptıysanız buna gerek yok. Sadece ve sadece bu işlemi eğer veri tabanınız lokalde kaldıysa ya da lokalde yaptığınız çalışmayı Soma'ya yüklemeye ihtiyacınız varsa bunu yapmanız gerekiyor. Bu uyarıyı da bir kere daha araya sıkıştırmış olayım ben. Data dosyası proje 2015 şu data dosyamız. Bu dosyayı açmaya izniniz yok diyor. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Şu an SQL çalıştığı için SQL Server çalıştığı için bunu yapmıyor. Bunu şöyle yapmamız lazım arkadaşlar. SQL pardon. Configuration Manager açalım SQL'in. Servisi durduralım. Şu servis. Bunu durduralım. Bu işlemi tekrar yapmaya çalışalım. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bunları alalım buradan. Proje 2015 log. Bunları kopyalıyorum ve masa üstüne yapıştırıyorum. Daha önce yaptığım için uyarıyı verdi. Şimdi kopyalama işlemini yaptım. Bitti. Aldım dosyaları. Erişime izin vermiyor çalıştığı zaman. Start deyip başlatıyorum bunu. Dosyaları aldım çünkü ben masa üstünde. Proje 2015 MDF. Bu bir de Proje 2015 LDF. Evet, bunları ataçlıyorum, gönderiyorum karşı tarafa. %39, 40, 45 yükleniyor. Ufak bir ihtimal daha önce ataçlama yaptığım için bir hata verebilir ya da üstüne yazabilir. Bakalım. Herhalde bir hata vermedi. Yaptı galiba. Şöyle bir opsiyonu da var. Bunu klasörünüze koyup oradan da ataşlayabilirsiniz. Yani projenizin içine, app data içine yükleme yapıp oradan da yaptırabilirsiniz. Onu da deneyelim. Orada da bir sıkıntı olmaması lazım. Şöyle yapalım burada.
ya da yapmaya gerek yok. Herhalde yapmıştır ya. Bu kadar uzatmayalım. İşlemi. Şimdi öncelikle bir sistemimize bakalım. Nedir görüntü? Birkaç ayarlama yapmamız gerekebilir. Evet, hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı. Bakın çalıştı. Hakkımızda iletişim, haberler. Gördüğünüz gibi canavar gibi çalışıyor. Peki kayıt eklemeye çalışalım ya da giriş yapmaya çalışalım. Veri tabanı bağlantıları ne durumda? Veri tabanı bağlantıları saat gibi çalışıyor. Saat gibi çalışmasa bu veri tabanından geliyor. Bu sayfa biliyorsunuz tamamen. Burada sonuç getirmezdi. Aynı şekilde bu da veri tabanından geliyor. Demek ki çalışıyor. Pekala. Biz yine de bir giriş yapalım. Karakuz. Gördüğünüz gibi giriş yaptı. Haber ekleyeyim bir tane ben. Bunu haber ekle diyelim. Haber eklendi. Sitemiz yayında. ID'leri burada göstermesek daha güzel olmuş ama olsun. Ziyanı yok. Şöyle yapalım. Ana sayfaya gelelim. Sitemiz yayında bakın. En son eklediğim haber burada görünüyor. Evet. Reposting by Same. Bunu da kendisi buraya ekliyormuş. Ufak bir reklam yapıyormuş buraya. Ziyanı yok, yapsın. Ve güvenli çıkış diyelim. Bizi tekrar buraya gönderdi. Biz de ana sayfaya dönelim buradan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi veri tabanını başarıyla entegre ettik. Daha sonra sitemizde FileZilla ile başarıyla gönderdik. Bunun dışında yapmamız gereken bir işlem yok. Eğer bu videoya kadar gelip bütün videoları, uygulamalarını yaptıysanız projeniz başarıyla sona ermiştir. Umarım faydalı bir video serisi olmuştur. Ufak çaplı bir proje çalışması yaptık. Projemizin birçok eksiği var tabii ki. Ancak dediğim gibi bu sadece başlangıç aşamasında bir proje olabilir. Geliştirmesi tabii ki size kalmış. Bu proje bir süreçtir. Ve süreçte devamlılık esastır. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Yeni teknolojilerle, yeni uygulamalarla projenize bir şeyler katabilirsiniz tabii ki. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Bu dersimizde, bu video dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. İyi günler.